Yavaş, 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 yavaş. Türkiye tek yürek, herkesin tek doğası, vatandaşların enkaz altından sağ salim kurtarılması. Baba, benim. Mucize 29 saat sonra geldi. Hatay'daki enkaz altından 2 aylık bir bebek sağ olarak çıkarıldı. Ekipler Mehmet Çınar bebeğin anne ve babasına da ulaştı. Minik bebek hemen arama kurtarma görevlileri tarafından sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Oy baba, oy baba. Karım da geliyor. Ay, ay, senin mi? Torunum. Gaziantep Nizip'te anne ve 3 çocuğu depremin üstünden bir gün geçmesinin ardından sabahın ilk ışıklarıyla kurtarıldı. O anlar mutluluğun ve umudun resmiydi. Deprem, enkaz ve soğuk hava. Olumsuz şartlar onu yıldırmadı. 24 yaşındaki Rümeysa Yalçınkaya, Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı Anadolu apartmanının altından çıkarıldı. Rümeysa iki elini kenetlemiş duruyordu. Depremin şoku ve soğuğun keskin yüzü bakışlarından okunuyordu. Kurtuluşu ümitleri yeniden yeşertti. Kaldırarak ya. Diyarbakır depremden etkilenen 10 ilden biri. 27 saat geçmişti. Ekiplerin çabası burada da sonuç verdi. Bir vatandaş daha gözünü ışığa açtı. Muhammed Süleyman Pekyanık, Sözel Apartmanı'nın enkazından çıkarıldı. Karanlıklar aydınlığa ulaştırılmaya devam ediyor. Umut ışığı sönmüyor. Hatay'da iki çocuk daha enkaz altından çıkarıldı. ...26 saat geçmişti. Kentte yıkılan binalardan birinde iki minik bedene daha ulaşıldı. Dikkatle enkazdan kurtarılan iki minik sağ salim dışarıya çıkarıldı. Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldılar. İskenderun'da ise biri çocuk 4 kişi kurtarıldı. Kurtarılan kişilerden ikisinin kardeş olduğu belirlendi. İki kardeş o karanlık enkazdan sağ çıktı. Yıkılan 5 katlı Reşit Apartmanı'ndan çıkarılan 4 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı. Burası ise Osmaniye. Depremden yine tam 26 saat sonra 10 katlı binanın enkazından bir can kurtarıldı. Saatlerdir hem binanın ağırlığı hem de soğuk havaya rağmen o hayata tutundu. 30 yaşındaki vatandaş ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz Kaya 24 saat sonra Osmaniye'de çöken binanın altından kurtarıldı. Gece 11 sıralarında enkaz altından gelen sesle ekipler o noktaya yönelmişti. 5 saatlik çalışma sonucu Deniz Kaya'ya sağ olarak ulaşıldı. Deniz bekleyişe umut oldu ama eşi ve 1,5 yaşındaki kızının cansız bedenine ulaşıldı. Mücadelenin verildiği bir diğer adresse Malatya. 22 saatlik zorlu kurtarış onu hayata geri döndürdü. Malatya'da yıkılan binanın altında kalan 3 yaşındaki Miran, ekiplerin uzun süren çalışması sonucu kurtarıldı. Malatya Çavuşoğlu mahallesinde yıkılan 5 katlı binada umutlu bekleyiş sonuç verdi. Minik Miran o koca enkazın altından sağ salim kurtarıldı. O anlardaki mutluluk kalplere dokundu. Aynı enkazdan 26 yaşındaki Abdullah Uras Sivas'ta çıkarıldı. İki depremzede ilk müdahale sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir şey var mı? Sandığında var mı? Yok.